Hocam sosyal yazıda nasıl çalışacağım? Tonguç'um sosyal yazılara çalışırken dersi derse dinlemen ve kendi cümlelerine not alman lazım. Yani hoca sana bir şey anlatıyorsa sosyal bilgilerde veya inkılap tarihi fark etmez. Mutlaka hocayı dinlemen lazım. Çünkü bazı hocalar bazı şeylerin üzerine çok ciddi vurgular yapıyor. Mesela bağımsızlık kavramına vurgu yaptığı zaman veyahut da belli bir savaşa vurgu yaptığı zaman Osmanlı'nın kuruluşlarıyla alakalı bazı bilgileri kodladığı zaman mutlaka hocanın cümleleriyle ve kendi cümleleriyle not alman gerekiyor. Ve öğretmenin önemli yerleri söylediği zaman arkadaşlar buraya dikkat edin. Herkes buraya baksın. Bakın arkadaşlar burası çıkar gibi cümleler söylediği zaman hemen bunları not al ve sakın sakın kaçırma. Buralar senin için çok çok önemli. Ve yine sosyal yazan çalışırken konularla ilgili kavramları mutlaka öğren. Mesela inkılap tarihinde ulusal bağımsızlık konusunu bilmiyorsan ya da ulusal genellik kavramını bilmiyorsan. Camdan aşağı atlayayım. Camdan aşağı atlamana gerek yok ama gerçekten onun gibi bir şey yapabilirsin. Niye biliyor musun? Çünkü bunlar sınavlarda hem liselere giriş sınavında hem okul yazılarında 5'te 6'da 7'de 8'de 9'da hiç fark etmez. Bütün sınavlarda eğer bu konu çalışıyorsan yüzde yüz soruluyor ve bunun de dolaşıyor konu. Bağımsızlığın ne olduğunu bilmen lazım, egemenliğin ne olduğunu bilmen lazım, egemen devlet anlayışını ve mütekabiliyet gibi kavramları bilmen lazım olmuş. Bunlar her sene sınavlarda doğru cevap oluyor. Ve yani yine aynı şekilde olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmaya çalışman lazım. Yani birinci dünya savaşının sonuçları esasında ikinci dünya savaşının nedenleri. Neden ikinci dünya savaşı oldu diye sorarlarsa sana birinci dünya savaşı sonuçun sonrasında imzalanan anlaşmaların çok ağır şartlar içerdiğini tak diye hemen hatırlayabilmen lazım. Bunlar senin sınavlardan iyi bir not almanı, iyi bir mantık kurmanı sağlar. Ve yine aynı şekilde sınavlara çalışırken kronolojik olarak olayları yorumlamayı öğren. Ancak şunu unutma. Birincisi asla tam tarihi sormazlar. Yani bu savaş kaç yılında olmuştur gibi soruyor. Büyük sınavlarda sormuyorlar. Yazılarda hocalar sormaz. Zaten kazanımlar da bunu, bunun üzerine gitmeyin diyorlar. Ama yine de inkılap tarihi ve sosyal bilgilerde 2 çarpı 2 bazen dört etmeyebiliyor. Yani iki çarpı iki dört eder. Yedi kesin... eder iki çarpı iki. Hayır. Bazen yani normalde dört eder. Matematik gibi bilimsel olarak düşünecek olursak iki çarpı iki dört eder. Ama tarih biliminde yani sosyal bilgiler dersinde bazen farklı yorumlamalar olabiliyor. Hocanın anlattığı veyahut da kazanımlarda kitaplarda geçen bazı bilgiler farklı olabiliyor. O yüzden mutlaka kendi bilgilerin değil de hocanın sana anlattığı veya Milletim Bakanlığı kazanımlardaki bilgilere dikkat etmen lazım. Bu yüzden sorulara asla kendi yorumunu katma Tomuşel Ve yine görsel, grafik ve yorumlama sorularına dikkat et. İsteyenleri gözden kaçırma. Soru geldi ya görselli bir soru. Benden ne istiyor de. İşte buradaki anlaşmanın maddeler hangisine oyun olmuştur. Ve sana ne vermiş ona bak. Sana verilen bütün bilgilere dikkat et. Sakın sakın da ezbere yönelme. Konuyu analiz etmeye çalış. Ve bak dört tane soru tipi vardır. E, sosyal bilgilerde ve inkılap tarihinde. Hocam üç tip insan vardır. Sayı saymayı bilenler, sayı saymayı bilmeyenler. Doğrusu. Üç, tip dediğine göre sayı saymayı bilmeyenlere giriyorsun. Çünkü iki tip saydın. Ben de sayı saymayı bilenlere giriyorum. Doğru hocam. Tamam sıkıntı yok. Şimdi nasıl üç tip insan varsa iki tipte, dört tipte soru var Tomurcuk. Birincisi yargı çıkarım soruları. Bu tarz sorularda öncelikle ve ilk başta soru kökünü okuyorsun ve metni dikkatli bir şekilde göz geziyoruz. Sonra da kendi fikrini katmadan doğru cevabı işaretliyoruz. İkinci tip Harita görsel ve grafik soruları burada senden ne istiyor ve sana ne vermiş dikkat et. Hiçbir şey böyle fazlalıktan koymaz. Mutlaka bir nedeni vardır. Üçüncü tip ise bilgi soruları. Merkezi sınavlarda yani böyle LGS'de falan bu tarz sorular çıkmaz. Çıkmıyor. Ama yazılılarda hocam bilgiye dayalı soru sorabilir. Yani diyebilir ki işte e, Atatürk'ün okudu okulları sıraya diziniz diyebilir. Eskiden bu tarz sorular geliyor ama şimdi gelmiyor. Öncülü sorularda ise soru kökü ve metnini dikkatli oku. Eleme yöntemini kullan. Zaten öncülü soruda sana bir bilgi vermiştir. Bunu kullanmanı ister. Ve yine en önemli, en önemli şey de milletin Bakanlık kitabı Tonguç'un. Um. Ünite sonu değerlendirme sorularını mutlaka çöz. Yani sen konuya çalıştın. Tonguç kaynaklarından çalıştın. Başka kaynaklardan çalıştın. Hocanı dinledin. Videoları izledin. Süpersin. Ama Milliyetin Bakanlık kitabının arkasındaki ünite sonu değerlendirmelerinde bilgi eksiğin varsa oradaki milli bağımsızlık kelimesini, milli egemenlik kelimesini bilemediysen muhtemelen eksiksindir. Bir daha otur bir kez daha çalış. Burası çok çok önemli ve örnek soruları da anlaman lazım. Milliyetin Bakanlığı örnek sorular yayınlıyor. Beceri temelli sorular yayınlıyor. Onları da mutlaka göz at atalım. Um. Ve sana bir sürprizimiz var. Aa! Bütün YouTube kanallarımızda 5. sınıf, 6. sınıf, 7, 8, 9, 10, 11 ana kanal YouTube kanallarımıza toplam 8 tane iPhone hediye ediyoruz. Hocam bu. şaka mı bu? Bu şaka değil. Ana kanalımızda iPhone X, diğer kanallarımızda da iPhone 8 hediye ediyoruz ve 8. sınıf kanalımızda iPhone 8 Plus hediye ediyoruz. Ve aynı zamanda 120 tane kırtel ses de var. Bunlarda her sınıfa 15 adet oluyor. Peki ne yapman lazım? Çok basit Tonguç'um. Yapman gereken şey iPhone kazanmak için sınıfının kanalına abone oluyorsun ki abonesindir muhtemelen ve Tonguç Akademi'nin ana YouTube kanalına abone oluyorsun. Sonrasında da yazıları tonluşta etiketiyle abone ettin, iki arkadaşın adını yorum olarak yazıyorsun. Mesela diyelim ki e, Ahmet ve Emre abonetin e, abone ettin. Onların adını yorum olarak yazman yeter. Uydun altına yazabilirsin. Eğer e, sınıfının kanalı yoksa yani 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11'in sınıflardan değilsen bu sefer e, sadece ana kanalımıza, ana YouTube kanalımıza abone olman yeterli. Hadi bakalım şimdi ödülün sorumuzu yap. Yorumlar yollar. Teşekkür Şimdiden yazılarında başarılar, sınavlarında başarılar ve iPhone için de iyi şanslar diliyorum sana.